Şimdi konuşmaya başladık Galatasaray'ı. Daha da detaylı konuşalım. Biraz da elimizdeki bilgiler ve verilerle istiyorum. Icardi'nin biliyorsunuz sakatlığı var. Onun da durumundan bahsedelim. Sonra yerine kim oynayacak maçta onları da konuşalım. Sol ayak kadelesine zorlanma tespit edilmiş Icardi'nin. Tedbir amaçlı oyundan alınmıştı zaten. Ve yine tedbir amaçlı 11 başlamaması bekleniyor. Ama yani yine Karagümrük maçında yedek kulübesinde olabilir. Derbi için saklanacak, riske edilmeyecek. Mehmet Özcan'ın da söylediğine göre dün gece yayınımızdaydı. Orada Zaniolo'yu bekliyor. İstihbaratı bu. Çünkü antrenmanda yedek takımda Gomis oynamış. Zaniolo'yu kullanmış hoca. Nasıl olur Zaniolo Icardi'nin yerine? Ben merak ediyorum. Serdar. Ben Gomis'in oynayacağını düşünüyorum. Hani bir istihbaratım yok bu arada herhangi bir şekilde. Ama sadece... Mantıken bir şey. Mantıken aslında herkes öyle. Mehmet de öyle söylüyor ama sadece antrenmanda böyle burada denemiş. Şöyle, Okan Hoca'nın çok tutarlı şekilde zaten 28 haftayı tamamladığını düşünerek aslında bunu Gomis diyebiliyorum. Çünkü Okan Hoca Zaniolo konusunda sorulan sorulara, çünkü her basın toplantısında ya da yayıncı kuruluşa demeç verdiği anlarda hep şunu gördük. Zaniolo sorusu soruluyor. Ya Zaniolo hocam çok güzel değil mi falan diye. Evet güzel, tamam, ama Okan Hoca hep şunu söyledi. Fizik kalite ile ilgili inşallah daha iyi olacak dedi. Ya bu çok ciddi bir mesajdır aslında oyuncuya ve camiaya da. Çünkü hatta ben maç önünde, Alanya maçında öncesinde ve Zaniolo'nun gol attığı maçlardan önce şunu söyledim. Ya bizde şey çok değerli bir şeydir. Böyle bir oyuncu sonradan gidip de bir tane gol attığı zaman, ya tamam işte bu oynamalı. Hayır, oynamamalı. Yani neden oynamamalı? Çünkü orada problemi Galatasaray şöyle yaşayabilir. Şimdi Galatasaray atıyorum Karagümrük maçına 65. dakikada başlamıyor. 1. dakikada başlıyor. Sebebi, bunu dememin sebebi şu. 65. dakikada sen 2-1, 3-1 öne geçtiğin zaman rakip senin üstüne geliyor. Zaniolo çok açık alan buluyor. Burada bir harika bir gol atıyor ama bu eşit değildir. 1. dakikada o pozisyonları rahatça bulacağına dair bir gösterge değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani hoca diyorsa ki eğer, ben hocaları şöyle eleştiririm. Yani bir oyuncu tercihleriyle ilgili, iki oyuncu, sağlıklı iki oyuncu, niye bunu oynatmadın diye eleştiririm. Ama bir hoca, bir oyuncunun fizik kalitesiyle ilgili bir açıklama yaptıysa ona asla laf söylemem. Ama Gomis de acaba fizik kalitesi Şimdi çok üst düzey mi? orada bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Ben buna çok inanırım. Bazı oyuncu işte iç saha oyuncusudur. İşte 37-38'lik Gomis'den bahsediyoruz. Taraftarla o bütünleştiği anda Gomis'in içinden başka bir Gomis çıkabiliyor. Yeni bir Gomis çıkabiliyor. Yani ceza sahası içinde de çok da hani gömmeyelim adamı bu arada Gomis açısından. Çünkü Yo, ben fiziksel açıdan senin açıdan söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum bunu. Ya Gomis ceza sahası içinde hala dönebiliyor. Ha eskiden belki 0.35 saniyede dönebilirken şimdi 0.65 saniyede dönebiliyor. Geç dönebiliyor ama yine yapabiliyor. Ben hala Gomis'in içeride kullanılacak olan Icardi'nin olmadığı senaryolarda mutlaka alması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Zaniolo attığı gollere de bakarsak topu alıp ivmelenmesiyle bir anekdot vereyim. Ya bir anekdot vereyim. Şimdi benim Zaniolo ile ilgili mesela Serie A'da 8 maçını izlediğim zaman dikkatimi çeken bir şey oldu. Tabii ki biz Zaniolo'yu herkes biliyor ama detaylı incelediğin zaman ya bu ikili mücadelelerdeki oranı ne? Mesela ben istatistikten böyle yararlanırım. 11'de 2, 12'de 2, 14'te 2. Şimdi santrfora verdiğin zaman almak istersin. Yani bu bana şu fizik kalitedeki Zaniolo için doğru tercih olarak Ya gelmez. biraz belki de Karagümrük Okan Hoca'yı buna itiyor olabilir. Çünkü Karagümrük savunmada çok çabuk bir şekilde dağılabilen bir takım ve çok basit hataları da çok fazla olan bir takım. Evet, doğru. Stoperleri de uyum söz konusu değil. Ve özellikle stoper bek uyumu çok kötü Karagümrük'te. Uyumsuzluğu daha doğrusu uyum yok orada. Zaten sol bekini Caner'i gönderdikten sonra biraz devşirme usulü döndü orada biraz. Belki de Zaniolo'yu bu nedenle yani Karagümrük'ün savunmasını zaten çok üst düzey bir fiziksel kapasite ya da üst düzey bir duruşu olmadığı için Ama tercih ya ediyor. işte Orada bak, boşluklardan faydalanabileceğini demek istediğim düşünüyor. şey ne biliyor musun? Icardi'ye verdiğin zaman, ya hatta bazen ceza sahası içinde diyorum ki hani
Niye vurmadı ki pas verdi diyorum Icardi'ye. Yani o kadar paylaşımcı bir oyuncu ki, ya normalde striker dediğimiz adam biraz egoist olur. Bunda hiç yok. Yani verdiğin zaman hemen alabiliyorsun. Ama Zaniolo'nun orada ben biraz zaman kaybedeceğini düşünüyorum. Yani topu verdiğin zaman bazen fazla oyalanabilecek bir profil çiziyor. O da fizik kaliteden dolayı zaten problem. Ama işte tek dede bir çok iyi bitirebilecek bir oyuncu. Onu da o ama zaten sonradan girdiğinde gördük. Ama tabii Zaniolo'nun oynadığı denklemde en önemli iş kanattaki oyunculara düşecek. O topu oraya getirmek, o ceza sahası içerisine bırakmak. Onu getiriyor. Raşitsa ile Kerem çok mahir oyuncular o yönden. Ama benim zaten kafamdaki soru işareti şu. Raşitsa ile Kerem bunu Zaniolo'ya ulaştırır ama tekrar al ver olur mu orada? Al yani, olur da. Al ver biraz kısmında biraz daha yakın temas olacak çünkü. Mertens'e ihtiyaç duyacak orada çok ciddi bir şekilde evet. Zaniolo. Evet, ilginç. Ben de Gomis'i bekliyorum ama Zaniolo oynarsa ilginç bir maç olacak. Nasıl? Yine eğer iyi bir performans sergilerse yine burada alkış Okan Hoca'ya olur. Ya bazı futbolcuların böyle oynamaya da ihtiyacı oluyor. Neden oluyor? Yani bunun mesela Beşiktaş'ta Şenol Hoca şu an Gezal'ı uyguluyor. Raşit Gezal uzun süre sahalarda yoktu. 4 aya aşkın bir zaman futbol oynamadı neredeyse. Evet. Defalarca sakatlık yaşadı. Şimdi evet Gezal eski fiziksel temposunda mı, maç değil. Temposunda mı? Değil. Çok uzak. Ama ne yapıyor? 89. dakikada çıkıyor bir anda bir final pası, bir kilit pas bitirebiliyor konuyu. Yani şu an Raşit Gezal döndü, 2 tane asist yaptı. Hiç oynamadan. Yani bir de oynasa ne yapacak diye düşünüyorsunuz. Ha, ama işte oynamadığı dakikaların Beşiktaş'a artısı ve eksisini de değerlendirmek gerekiyor. O yüzden son maçta mesela erken çıktı. Tabii. Şimdi ama şu var. Gelecek sezon Beşiktaş'ın futbolcusu mu? Futbolcusu. Çok da kıymetli bir futbolcusu mu? Evet. Kazanmaya ihtiyacı var onu. Maç temposuna ihtiyacı var. Kazanmaya özgüvene ihtiyacı var. Çünkü 4-4,5 ay sahalardan uzak kalmış bir futbolcuyu kazanmak birkaç maçta olacak iş değil. Şimdi Zaniolo için de benzer bir durumla söz edebiliriz. Gomis mi, Zaniolo mu benim gelecek sezon yola devam edebileceğim oyuncu? Zaniolo'ya burada şans verirsem ben zaten maçı ya bir şekilde bu hücum oyuncularımla kazanırım. Ama Zaniolo'yu da kazanmak istiyorum düşüncesi olabilir. Peki devam edeceğiz. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçını da konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Ama bir reklama gidelim. Reklamların ardından ikinci dilimle beraberiz. Aranın ardından yine beraberiz. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in dergiye yaptığı açıklamalar var. Hem bayram mesajı var hem Fenerbahçe ile ilgili mesajları var. Bir bakalım neler söylemiş, sonra değerlendireceğiz. Evet, tabii bir yandan da bu takım saha içinde iyi de gitse camiayı motive etmeye çalışan bir Dursun Özbek'ten bahsediyoruz. Bir yandan da ezeli rakiple hep bir gönderme, hep bir karşılıklı açıklama halindeler. Bu sanki böyle iş biraz daha ilerleyen haftalara kadar uzarsa daha da artacak gibi ya duruyor. Elbette, çok normal. Devam ediyor iki taraftan da açıklamalar. Orada da ayrı bir rekabet var. Ya çok normal karşılıyorum ben artık bunları. Çünkü camialar, taraftarlar, sosyal medya vesaire bu tür açıklamalardan besleniyor. Ve bazen bunu bir arada kalmak için, bir arada tutmak için ya da eleştirileri bertaraf etmek için de kullanılabiliyor. Bir malzeme oluşturuyorsunuz. Yani bugün her kulüp birbiriyle ilgili açıklama yapıyor. Evet. Sadece bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor vesaire üzerinde değil. Anadolu kulüpleri de keza öyle. Yani belki sesleri çok az çıkıyor, diğerleri kadar yüksek çıkmıyor ama her hafta 2-3 tane, en az 2-3 tane kulübümüz Anadolu'dan hakemlerle ilgili, MHK ile ilgili, TFF ile ilgili açıklama yapıyor, öyle değil mi? En son işte geçtiğimiz hafta Ankara evet, Gücü, Konya Spor, İstanbul Konya Spor. Evet. Bak İstanbul Spor, Ankara Gücü, Konya Spor. Yani herkes peş peşe açıklama yapıyordu. Giresun Spor vesaire. Dolayısıyla bu tür hani camiayı bir arada tutmak, taraftarı biraz enerji sağlamak bazen. Yani normal karşılıyorum.